Siz bu İstanbul Kart ile HESCO'da eşleştirmesi uygulamasını nasıl buldunuz? Saçma buldum ben. Yani şu an mesela iyisin. HESCO'dunu aldıktan sonra iyi, hastalandığın ne malum. O zaman nasıl belli olacak bu sistemde? Peki ama bu uygulama kesinlikle HESCO'da olmayan, yani temaslılara ve koronavirüs pozitif hastalara yönelik bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Siz buna neden karşı çıktınız? Herhangi bir HESCO'da olmayan kişi giremeyecek, binemeyecek toplu taşımaya. Ya ona benim karşı çıktığım nokta şu, yani mantığımın almadı. Örnek, ben şu an iyiyim, HES kodum var ama HES kodunu alıp yükledikten sonra hasta olduğum bu sistemde nasıl belli olacak, bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Test yaptırdığınız takdirde HES kodunuz otomatikmen düşmüş olacak. O şekilde siz de toplu ulaşımı kullanamayacak hale geleceksiniz. Tamamen amaçlanan şey de bu. Yani yeniden HES kodu mu almak zorunda kalacağız? Evet, tekrar negatife döndüğünüz durumda bu HES kodunu eşleştirmeniz gerekecek. Peki neden bir yıllık HES kodu veriyorlar? Buna bir açıklasınlar. Mesela aldığım HES kodu bir yıllık. 2022'ye kadar geçelim. Madem iptal ediyorlarsa neden şey yapıyorlar? Siz ne sıklıkla kullanıyorsunuz toplu taşımayı? Sürekli kullanıyoruz işe gidip gelmek için. Yani devamlı kullandığımız bir şey. Toplu taşımada sosyal mesafeye, hijyen kurallarına dikkat ediliyor mu? Hiç de edilmiyor. Sözde sosyal mesafe korunması lazım. Buyur metrobüse gidin bir bakın. Adım atılacak yer yok. Yani sosyal mesafe denilen bir şey yok. Yani bunu önce devlet büyükleri kendileri şey yapması lazım. Ne gibi beklentileriniz var devletten? Bu süreci nasıl yönetilmesini isterdiniz? Devlet kendisi de yönetemiyor. Yani hiçbir şekilde yönetilmez bu sistem. Koyun gibi gütüyorlar bizi. He? Affedersin, bizi koyun hayvan yerine koydular. Suriyeli'ye bakıyor, Filistinli'ye bakıyor, bilmem kime bakıyor. Kendi vatandaşına bakmıyor. Böyle mi insanlık, böyle mi devlet olur? Sizin beklentiniz nedir devletten? Bu pandemi süreci nasıl yönetilsin isterdiniz? Onu bilmem. Hiç aşı bile getirttiremediler. Peki siz maskeyi dağıtamadılar. He, ne yaptılar vatandaşına? Fakir fukaraya ne yapmış? Peki siz 65 yaş üstü yurttaş mısınız? He, 65. 2 ay sonra 65 oluyorum. He. Aşı olabileceğinize dair umudunuz bilmiyorum, var mı? Bilmiyorum. Yok. Hiç yok. Peki randevu sistemi de açıldı bugün itibarıyla. Ben bunların şeyine inanmıyorum. Güvenmiyorum da. Yalan söylüyorum. Güvenmiyorum. Aralıktan beri aşı gelecek. Yok. 3 kere söz verdi. Aha geliyor. Yok. Ya ondan sonra memlekette 1000 kişi ölüyor şeyden, koronadan 1000 kişi ölüyor, 50 kişi gösteriyorlar. Var mı böyle bir şey ya? Ben abim, sizin... Neden böyle bir uygulamaya gidiliyor? Neden? Bilmiyorum. Dürüstlük olsa zaten bunlar şey olmazdı. Düzgün açıklarlardı. Onun için ne oldu? Hastalık yayıldı, gerçeği açıklamadılar. Millet korkmadı. Bir şey olmuyor demek ki dediler. Ondan sonra ha, ipin ucu kaçtı işte. Bu HES kodu uygulamasını nasıl buldunuz? He? HES kodu ile İstanbul Kart eşleştirmesi uygulamasını tamam, nasıl buldunuz? Normal, iyi. He, hastalıklı adam şeye binmesin toplu taşımaya. Ona tamam, kabul ediyorum. Peki bugün burada sıradasınız. Bu uygulama internet üzerinden de çok kolaylıkla yapılabiliyor. Onu bilmiyorum. O teknolojiyi bilseydim. Yapılabiliyorsa yapmaları lazımdı. Böyle kuyruğun ne gereği vardı? Bence yanlış bir şey. Çünkü HES kodu yapıyorsun, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı uyguluyorsun. Birçok şeyi engelliyorsun. Peki nasıl olacak bu engeller? Evet, 20 yaş ile 65, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasında değil de toplu ulaşımı kullanmasında bir yasak söz konusu. Ama bu yaş aralığındaki yurttaşlara yönelik yapılan bir çalışma bu ve HES kodu da koronavirüs pozitif hastaları veya temaslıların kullanamaması için önemli bir uygulama. Siz neden buna karşı çıktınız? Şimdi ben 65 yaşındayım. Beni iyiden iyi hareket edemez hale getirdi. Ben normal olarak ihtiyaçlarımı gideremeyecek miyim? Evet, yani Sağlık Bakanlığı'nın da bu yönde uyarıları var. 65 yaş üstü yurttaşların daha çok evinin olduğu bölgelerde, yakın marketlerdeki. Devlet baba her ihtiyacını karşılasın 65 yaş üstünün. Hiçbir ihtiyacı karşılanmayan adam ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmayacak mı? Yani bu yeri buz tutturup köpekleri dışarı salmak bence. Sen taşları bağlıyorsun.
Biz kendimizi nasıl savunacağız, nasıl ekmeği alacağız, nasıl ihtiyaçlarımızı gidereceğiz? İstanbul Kartı ile Eskodu eşleştirmesi uygulaması başladı. 15 Ocak'tan itibaren de bu eşleştirmeyi yapmayan yurttaşlar toplu taşımayı kullanamayacak. Siz bu uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence uygun ve yerinde bir uygulama. Covid-19'dan dolayı pandemiye katkı sağlama amacıyla ilgili güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Peki siz ne sıklıkla kullanıyorsunuz toplu taşımayı? Ben %90 toplu taşımayı kullanıyorum diyebilirim. İşe gitmek amacıyla mı kullanıyorsunuz? İşe gitmek, eve gitmek alanlarında kullanıyor ve de çok yerinde, yani trafik göz önünde bulundursak topluma taşıma çok faydalı bir. Evet, yani artık ulaşım aracı diyelim, ulaşım aracı. HES kodunu işte Akbil'den eşleştirmek için şu anda kuyruktayız. Onu kuyruğun sebebi nedir acaba? Çünkü bu eşleştirme internet üzerinden de çok kolaylıkla internet yapılabiliyor. İnternet üzerinden yapmaya çalıştık. Maalesef yapamadık. Yapamadığımız için de bu iletişim noktasına geldik. Burada herhalde eşleştireceğiz. Öyle gözüküyor. Peki hangi aşamada zorluk çektiniz? Neyi yapamadınız? Vallahi yani bir türlü onay alamadık. Herhalde çok talep olduğundan dolayı mı? Çok eşleştirmeyle ilgili herhalde yoğun bir talep var ki ondan dolayı sıkıntı oldu. Fazla zaman da kaybetmemek için böyle iletişim noktalarından dolayı da faydalanalım diye buraya geldik. İstanbul Kartı ile HES kodu ile eşleştirmesi uygulaması başladı. 15 Ocak'tan itibaren de HES kodu ile İstanbul Kartı'nı eşleştirmeyenler toplu ulaşımı kullanamayacak. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi gereken neyse onu yapacağız. Yapacak başka bir şeyimiz yok yani. Neyse. Herkesin geçtiği köprüden biz de geçeceğiz. Evet. Siz ne sıklıkla kullanıyorsunuz toplu taşımayı? Ben uygun görürsem kullanıyorum, yoksa kullanmıyorum yani. Peki toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat ediliyor mu? Ediyorum, evet. Sosyal mesafe, temizlik ve maskeye elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Aynı zamanda ben diyaliz hastasıyım. Haftada 3 gün, salı, perşembe, cumartesi diyalize giriyorum.